Efendim eğitim günü programından herkese mutlu günler diliyorum. Bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarına yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bugün eğitim günlüğünde öğretmen performans değerlendirme taslağını konuşacağız. Malumunuz geçtiğimiz haftalarda gündeme getirildi. Bu taslak sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarca tartışılmaya açıldı. Daha önce de pilot uygulamaları yapıldı ve bunun neticesinde bu taslak şu an tartışılıyor gündemde. Öğretmenlere 4 yılda bir sınav yapılması ve performanslarının diğer paydaşlarınca değerlendirilmesi şeklinde bir e, taslak var. Bu taslağı konuşacağız efendim. Kiminle konuşacağız? Konya Eğitim Birsen Şube Başkanımız Sayın Nazif Karler'le efendim programımıza hoş geldiniz. Sayın Başkanım şimdi e, az önce de ifade ettim. E, geçtiğimiz senelerde ee, başlayan bir süreç aslında işte okul müdürlerinin öğretmenlere değerlendirmesiyle başlayan süreç geçtiğimiz 2-3 ay öncesinde de e, küçük bir pilot uygulama ile devam etti ve bugün taslak e, paydaşlarla tartışılması üzere açıldı öğretmen performans değerlendirme ve ada öğretmenlik yönetmeliği taslağı bu taslağı siz de sendika olarak ciddi bir itirazda bulundunuz ee, itirazınızın nedeni nedir ee, öğretmenlerin değerlendirmesine karşı mısınız? Neden böyle bir itirazda bulundunuz? Şimdi daha önce de öğretmenlerin performans değerlendirmesiyle ilgili bakanlık çalışma yaptı. Ama bu çalışmalar öğretmenlerin performansını değerlendirmede sıkıntı olacağı kanaatiyle itirazımız neticesinde kaldırıldı. Uygulamalar doğru olmayacağı kanaatindeyiz bu yönde. Öğretmenin performansını... Biliyorsunuz daha önce okul müdürleri puanlama yapacaktı. Biz ona da karşı çıktık. Kesinlikle bir puanlama yapmayın çünkü Neden öğretmenler efendim? arasındaki iş barışını bozacak. Allah aşkına sorarım size okul müdürü hangi kriterlerle öğretmenlere puan verecekler, ne diyecekler, hangi çalışmalarına göre yapacaklar. Geçen yıl gördük işte öğretmenler ve müdürler arasında ciddi sorunlar yaşandı. Niye ben ben bu kadar mı puana layığım ya da e, diğeri bu kadar mı layık gibi öğretmenler arasında bir e, iş barışını bozacak e, durum oluştu. Yine aynı şeylere geliyoruz. Bunu özür dilerim. Şimdi geçen evet. yıl yapılan bu şeyde değerlendirmede müdürler her bir öğretmene puan verdiler, değil mi? Belirli bir evet. kıstasa göre. Burada da bazı okullar vardı. En fazla itiraz oradan geldi. 80-100 öğretmeni olan okullar vardı ki evet. gerçekten müdürün her bir öğretmeni bir ders saati dinlemesi icap ettiğinde bunun mümkün olmadı. Yani nesnel bir herhalde şey yapılmadı orada. Değerlendirme yapılmadı. Yoktu değerlendirme. Çünkü evet. öğretmeni değerlendirecekse okul müdürü kesinlikle dersini dinleyecek, yapmış olduğu faaliyetleri bir araya getirecek, hepsini birleştirecek. Sizin de demin söylediğiniz gibi bazı okullarında şu anda bir okulumuzda 250 öğretmen var. Evet. 100 öğretmen olan okullar var, 50 öğretmen olan okullar var. Bu nasıl yapacak bir e, okul müdürü efendim dersine girecek bir saat boyunca zaten bir saat saat boyunca öğretmeni değerlendiremezsiniz ki bir ders anlatımıyla yaptığı çalışmaları da alacaksınız hangi çalışmaları almış e, efendim öğrencilerinin başarılarını alacaksınız öğrenciler e, başarıyı neye göre ölçeceğimiz belli kriterler sınavları vardır çocukların bu sınavlardan çocuklar ne kadar almıştır ayrıca eğitim olarak çocukların davranışını da göz önüne alırsak. Bir öğretmen için en azından beş günümüz gider dersine gireceğiz, diğer çalışmalarını değerlendireceğiz, Öğrencileri öğrencilerini değerlendireceğiz. değerlendireceğiz. Evet. Bir kriter koyup burada ne yapacağız? Bir not ortaya çıkaracağız, gerçekçi bir not. Ama bunu yapamadık. Bir saat bile girmeden oturduk öğretmenimize bir puan takdir ettik. Peki burada aynı zamanda herkesin birbirini sevmesi gerekmez. Adil olunamayabildi bazı yerlerde bu da büyük bir ciddi sıkıntı. Öğretmenimin şikayeti şu. Zaten biz müdürle aramız iyi değil. E ne yapacağız? Duygularını kattı. Duygularını kattı. Evet. Duygusal oldu. Ders işin içinden çıkabilir miyiz? Öğretmen performansı buradan ölçülmez. Daha öncelerde de söyledik siz de biliyorsunuz efendim herkes öğretmeni değerlendirecek. Burada da aynı şekle gelmiş. Herkes yine öğretmeni değerlendirecek. Kimler değerlendirecek? Öğrencisi değerlendirecek. Okul müdürü değerlendirecek. Öğretmen arkadaşı değerlendirecek. Neredeyse yolda giden hacemilere soracağız ya da bakkala muhtara soracağız. Bu öğretmen nasıl bir öğretmendir? Evet. Ya öğretmeni değerlendirecek kişilerin de eğitim eğitimi bilen insanlar olması lazım. Ne yaptığını bilen insanlar olması lazım. Ama böyle bir kriterimiz yok. Yeni gelen da bir kriter ben göremedim. Zaten şöyle bir şey var, evet. e, yani bu konuyla ilgili de çok fazla soru geliyor açıkçası. Hani e, bir seyircimiz yazmış, işte e, eğitim ortalaması 7.3 yıl olan e, velilerin işte e, lisans eğitimde tamamlayan bir öğretmeni değerlendirmesi ne kadar adil şeklinde böyle de bir itiraz var bir VD'imizin evet. bu arada e, Şimdi, şeysi gelmiş. Mesela... Biz oraya takılmıyoruz. Evet. Bir daha söylüyorum insanların ee, okuma yıllarıyla değerlendirebilir, değerlendirilmesi katılmıyoruz, sınıflama da yapmıyoruz. Biz neyi değerlendireceğiz? Bunu bilmeliyiz. Öğretmenin çalışmalarını değerlendireceğiz değil mi? Ee, burada bunu da en iyi bilen ya da bunu en iyi ölçeceğimiz yer öğretmenin e, yetiştirdiği mamülüdür. Öğretmenin yetiştirdiği nedir? Öğrencisidir. Biz öğrencimize bakıp ne kadar yetişmiş ya da ne kadar yetiştirebilmişiz öğrencimizi buradan bakacağımıza öğretmenin suratına bakarak not veriyoruz. Kılık kıyafetine bakarak not veriyoruz. Bu doğru bir şey değildir. Evet. Buradan değil. Eğer biz çok kalite bir ürün yetiştirmişsek bu her yerde para eder. E bakıyorsun işte dünyada da böyle. E bazı ürünler nedir? Her yerde yüksek bir parayla karşılık görüyor. E bazı ürünlerde niye? Kalitesine göre. E öyleyse biz de bir üreticiysek, biz de bir yetiştiriciysek, biz ne yetiştiriyoruz? İnsan yetiştiriyoruz. Öyleyse bizim yetiştirdiğimiz insanın bilgisine, becerisine, efendim, e, ahlaki davranışlarına, tutumlarına bunlara bakılarak bir değerlendirme yapılması lazım. Maalesef buradan gene yapılmıyor. Öğretmenler her dört yılda bir sınava alacağız diyorsun. Ne sınavını alacaksınız sorarım kriteriniz Ne, ne soracaksınız? Zaten biz biliyoruz uzmanlık sınavında ya da başka sınavlarda beden eğitimi öğretmenine Türkçe soruyorsunuz. Ama evet. onun bildiği dalda sporda sorduğunuz biz hiç görmedik. Evet. Peki nasıl bilecek? Nasıl olacak? Bunların bir an önce oturulup evet. tekrardan değerlendirilmesi lazım. Ki o konu gerçekten e, o da gündemde. Onunla ilgili de sorular var. Bakanlık neden uzman ve baş öğretmenlik üzerine çalışmıyor da öğretmen performansını evet. bu şekilde değerlendiriyor diye. En son 2016'da yapıldı. İlk ve son defa yapıldı bu sınav ama evet. yaklaşık 12 yıldır bu sınavı bekleyen insanlar var. Ve o sınava girip uzman öğretmen olarak devam edip işte özlük haklarında e, iyileştirmeler İyileştirme. yapılmış kişiler var. Yani şimdi bakanlığa diyorlar ki, itiraz <laughs> ediyorlar, uzman ve baş öğretmenlik konusunda bir ilerleme kaydedilemedi. Bu sınavla nasıl bir ilerleme kaydedilecek diye soranlar da var tabii. Şimdi burada e, bakanlığın söylediği işte 4 yıl boyunca değerlendirme yapılacak, sınav yapılacak. Sınav sonucunda da e, işte A, B, C, D e, değerlendirmesi yapılacak. Evet. İşte buna göre bir başarı e, belgesi verilecek. Bu başarı belgesinden sonra da işte e, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi kriterlerde de yani kriteri olarak kullanılacak Aynı zamanda e, idareci görevlendirmelerinde de, müdür, müdür yardımcısı gibi görevlendirmede de bu puanlara bakılacak deniyor. E, bugüne kadar neredeyse 10 yıldan fazla zaman geçmiş. Uzman öğretmenliğe bir kere açmışınız sınavınızı, orada da belli bir kriter koymuşsunuz, kazananlar kazdı. O gün e, uzman olanlar, tamam devam ediyor, peki bir daha sınav açmadınız, nedir bu kargaşa? Allah aşkına bir çözüm bulun. Ne zaman bulacaksınız bunun çözümünü? Ben size bir öneride bulunayım. Sizi kurtarayım. Bakanlığı diyorum sizi kurtarayım. Evet. Belli bir yıldan sonrası öğretmenlerimize uzman öğretmen deyin. Biz illa da 10 yıl falan demiyoruz. 25 yıl üzerindeki öğretmenlere uzman deyin. İşte 3-5 yıl sonrasına da baş öğretmen, baş öğretmen deyin. deyin. Ve siz de kurtulun. Biz de kurtulalım. Öğretmenler de kurtulsun. Ya da gerçekten hayır biz bilgi ölçeceğiz ya da yaptığı çalışmaları değerlendireceğiz, buradan uzmanlık vereceğiz diyorsanız o zaman gelin sınavınızı koyun, kriterlerinizi koyun ve her sene uzmanlık sınavı yapın, baş öğretmenlik sınavı yapın. E sizin de koymuş olduğunuz kriterleri uyan sınav bakımından da söylüyorum. Arkadaşlarımız belli sayıda hepsinde uzman yapın demiyorum ama belli sayıda da olsa bunu çözelim. Evet. Bunu çözmediğiniz sürece bu dedikodular bu haksızlık devam edip gidecektir. Şimdi performans değerlendirmenize nedense özel işlerde çalışan kardeşlerimizi e, örnek gösteriyor. Onlar işte özel orada sektör. çalışıyorlar, özel evet. sektörde çalışıyorlar. Onlar daha çok çalışıyorlar. Az maaş almalarına rağmen daha çok çalışıyorlar gibi böyle garip bir e, düşünce vardır. Kardeşim e, oradaki nedir? İşten çıkarma korkusu getiriyorsunuz. Siz de mi işten çıkarma korkusuyla insanları çalıştıracaksınız? Böyle bir şey yoktur. İnsanlar çalıştırabiliyor bir motivasyon gereklidir. Ona uygun zemin, ortam hazırlamanız gerekirdir. Eğer çalışmıyorsa zaten vardır. 657 sayılı devlet memurları kanununda hem ceza hem de ödül vardır maddesi. Bugüne kadar niye işletmiyorsunuz bunları? Var olan şeyler kanunlarda işletin başarısını da ödüllendirin başarısızlığını da yetiştirilmesi evet. açısından söylüyorum. yetiştirmeye çalışın yoksa yine vardır. Bu görevi yapamıyor, öğretmenliği yapamıyor ya da bu memuriyeti yapamıyor derse bir alt göreve çekme kanun da vardır. Bunları niye işletmiyorsunuz? Evet. Öyleyse bu zaman geçirmedir. Belki de şöyledir. Milli Eğitim kendi başarısızlıklarını faturasını Performans diyerek öğretmenlere çıkartıyor. Bu başarısızlık öğretmenlerde değildir. Ben de her zaman söylüyorum. Ee, siz 5 artı 3 artı 3 e, kesintili olarak e, yıllara dayalı ilkokul, ortaokul, lise vardı. Daha sonra bunu ne yaptınız? 8 yıla çıkarttınız. 6 saate çıkarttınız ilk öğretimi. Şimdi diğer okullarda 8 saat, 9 saat, 10 saat ders veriyorsunuz. Öğretmenlerin burada katkısı var mı? Öğretmen bir paydaş değil mi? Öğretmene sordunuz mu? Alandaki insanlara sordunuz mu? Hayır. Masa başına oturuyorsunuz. Biz yaptık oldu mantığıyla davranıyorsun. Bundan vazgeçelim. Şimdi burada tabii sizin ciddi anlamda bir tepkiniz de var. Hatta yani bir eylem yapma kararı da gerekirse alırız diye sendikanız açıklama evet. yaptı ki... ...diğer sendikalar da bu konuda ciddi açıklamalar yapıyor... Aynı şekilde öğretmenler memnun değil. Bakanlık bunu gündemine almıyor mu? Bunları dinlemiyor mu ki sizin az önce ifade ettiğiniz şekliyle aslında hani diyorsunuz ki kırmızı çizgimiz var. Memurların hani iş garantisi. Kesinlikle. özel sektöre baktığımızda diyorsunuz ki özel sektörde bir işten çıkarma korkusu vardır. Acaba bunun arkasında böyle bir şey mi geliyor da dediniz. Bu evet. kadar tepkiye rağmen bakanlık neden bunu acaba hala ısrar ediyor? Ya siz tabandan gelen seslere kulaklarınızı dikarsanız bir başarı elde edemezsiniz. Gelin alandaki insanları dinleyin. Paydaşlarınızı dinleyin. Bu konuyla ilgili sendikalarımız var, vakıflarımız var, derneklerimiz var, özel okullarımız var. Bunlarla birlikte oturun, bir konsensüs sağlayın, birliktelik sağlayın. Sizin yaptığınız ne öğretmenin performans gelişimine katkı sunacak, ne de eğitimin ileriye gitmesine katkı sağlayacak. Biz bunu hep söylüyoruz ve bugüne kadar da neredeyse 10 yıldır deniyorsunuz ve hiçbir seferinde de başarılı olamadınız. Öyleyse bir başka yol bulalım. Öğretmen performansını efendim hangisi daha kötü mantığıyla değil, daha hangisi daha iyi, hangisi daha iyi yapamamış mantığıyla davranalım ve orada daha az yapabilen, daha az başarılı olabilen insanlara yetiştirme kurslarını alalım. Onları destekleyelim ve eğitimin kalitesini artıran biz bunu söylüyoruz. Ya da ise bir performans kriteri yani performans olmasın anlamında söylemiyorum. Çalışanla çalışmayan aynı devam etsin yine söylemiyoruz. Çalışmıyorsa siz sizin memurunuz çalışmıyorsa gereğini siz yerine getirin diye her zaman söylüyoruz. Ama bu şekilde iş barışını e, bozarsınız. Eğitime de hiçbir faydası Kalkısı yoktur. Katkısı olmaz ki evet. bir izleyicimiz yine demiş ki performans evet. değerlendirmesi yapmak mı Milli Eğitimin amacı yoksa öğretmenimizin performansını artıracak tedbirler mi almalı? Çok yani, güzel bir evet. soru. Öğretmenin performansını artıracak tedbirler almalı. Siz bunu almıyorsunuz. Hala ikili öğretimin olduğu bir ülkedesiniz. Ee, efendim hala derslik açığınız var ve araçlar gereçler tamam. Çoğunluğu yok demiyoruz ama siz daha ileriye nasıl götürüzü öğretmenle birlikte planlamanız gerekirken ölçmesini yaptığınız adamı kişiyi hiç önemsemiyorsunuz. Öyleyse gelin bir daha söylüyor. Bundan vazgeçin ve birlikte bu konuyla ilgili kişilerle birlikte oturalım, tartışalım, belli bir yol bulalım ve herkese faydası olsun. Memlekete faydası olsun. Her zaman söylüyoruz ahlaklı insan yetiştirelim diye. Efendim niye? Ahlakı olmayan her tarafta iş ahlakı denen bir şey vardır değil mi? E, yolda giderken kırmızı ışıkta niye geçiyor? Herkes bunları bilmiyor mu? Bunların bir hata olduğunu bilmiyor mu? Ama uygulamaya... i̇şte biz uygulamada sıkıntımız var. Evet. Sizin performans değerlendirmeniz de böyle. Uygulamada sıkıntılı, sıkıntılı bir şey getirmeyin. Evet. Uygulanabilir bir kriter uygulanabilir bir şey getirin. Nesne biz de hepimiz Destek olalım buna. Değil mi? Sayın Başkanım, sizin özellikle sendikanızın hazırladığı bir rapor eğitime bakış 2017 raporundan aldığım bir şey var not var Avrupa'daki uygulamalarında ya da diğer dünyadaki uygulamalara baktığımızda 10 yıllık öğretmen maaşıyla yeni başlayan bir öğretmenin maaşında %40'lık bir fark var fakat bu oran maalesef ülkemizde %10 hani motivasyon kaynağı diyoruz ya siz de az önce söylediniz bu konuda ne diyeceksiniz motivasyon kaynağı ki öğretmenin motivasyonu bu anlamda önemlidir performansını artırır Evet şimdi bakarsanız ileri gelişmiş ülkelerde eğitime ayrılan pay çok yüksektir ve eğitimin temel unsuru öğretmendir. Eğer siz bu temel unsuru e, geliştirmezseniz, motivasyonunu artırmazsanız e, eğitiminiz ve öğretiminiz ileriye gidemez. Şimdi demin söylediniz yüzde %40 daha artıyor maaşlarında diye. Niye? Öğretmenli daha rahat çalışabilmesi. İşte biz de biliyoruz Japonya'da falan ilk e, gün e, bir kişidir. Evlenir iki kişi olur sonra çoluk çocuğu olur diye böyle metre metre evlerini bile artırmaktadır insanlar değil mi? Niye? Eğitimci rahat olursa e, eğitim de rahat olur. Eğiteceğimiz e, üründe öğrencimiz de çok kaliteli olur. Bunu hesaplayarak yapmalıyız. Öğrenci merkezde olsun. Merkezin hemen üstünde onu üretecek kişi öğretmendir. Onu da e, hem iyi yeti, yetiştirmeliyiz hem de motivasyonunu artırmalıyız diye lazım. düşünüyorum. Motivasyon üretmek yerine e, olan motivasyonu bitirmek ve kamu görevlerini tehdit etmekle bir yere varamazsın. Eyvallah. Eyvallah. Olan başkan. motivasyonu da geriye çekmeyelim. Geri çekmeyelim. Başkanım kısa bir aramız var. Efendim kısa bir aranın ardından özellikle bu taslakla ilgili gelen çok sayıda soru var. Onları konuşacağız ve ayrıntılarını yine konuşmaya devam edeceğiz. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz efendim. Efendim reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bugün öğretmen performans değerlendirme taslağının ayrıntılarını konuşuyoruz. Kiminle konuşuyoruz efendim? Eğitim Birsen Konya oluşu ve Başkanı Sayın Nazif Karlı Erle konuşuyoruz. Kendisiyle ilk bölümde özellikle bu değerlendirme taslağının proje uygulamalarındaki sıkıntıyı zaten kendilerinin alanda yaşadıkları o e, sıkıntıyı e, dile getirdiklerini ve bakanlığa ilettiklerini ifade ettiler ve özellikle bu paydaşların öğretmenle ve sendikalarla vakıf diğer kuruluşlarla e, bu taslağın ayrıntılı bir şekilde paylaşılması ki şu an taslak o anlamda e, sunulmuş vaziyette bununla ilgili gelen tepkileri e, olumlu bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti başkanımız çünkü e, burada ciddi sıkıntıların olduğunu tekrardan gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti ve özellikle bakanlığın uzman ve baş öğretmenlikle ilgili olarak e, geçtiğimiz e, 12 yıl önce ilk defa ve evet, son defa yapılan e, çalışmanın tekrardan gündeme getirilmesini ve bu konuda tekrardan bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Ve e, şu an özellikle e, taslak konusunda da ciddi e, başkanım sorular var. İlerleyen bölümde o soruları da size ifade edeceğim. E, tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı bir arayış içerisinde efendim. Yani... Ee, bir şekilde öğretmeni değerlendirmek istiyor ki 2011'de sicil notunun kaldırılmasıyla birlikte eskisi kadar işte müfettişler gelip değerlendiremiyor ki onu da tartışırız. Müfettişler evet. bir ders saatiyle gelip izleyip gidiyordu vesaire. En iyi bunu değerlendirecek okul müdürü dedik. Etrafı paydaşları dedik ama yine buna da karşı çıkıyoruz çünkü siz de ifade ettiniz. Burada bir sıkıntı var dediniz. Bu şekilde değerlendirme olmaz dediniz. Peki Milli Eğitim Bakanlığı <laughs> Öğretmenlere yeterince imkan sunuyor mu kendilerini geliştirmeleri adına? Siz alandan tepki, gelen tepkileri en iyi siz biliyorsunuz. Şimdi öğretmenlerimiz kendilerini geliştirsinler diyor. Evet. Nasıl geliştirecek? eğitiminin devamını getirerek geliştirir. Mesela yüksek lisans yapar değil mi? Eyvallah. Yüksek lisans bir ara e, mazeret için geçerli bir sebep Şimdi geçerli bir sebep bile değildi. Yani tayin açısından. Art, sonra, yani art niyetle kullanıldı. Ben art niyetle kullanıldığı söyleniyor. Yok böyle bir şey kardeşim. İnsanlar e, bulundukları işte meslek tarında daha da iyi olma, ileriye gitme e, bağlamında e, yüksek okula gidiyorlar. Orada yüksek lisans yapıyorlar. Hatta doktora yapıyorlar. Peki bunun karşılığı ne vardır ben sorarım size? Yüksek lisans yaptığında bir artı ücret ya da bir imkan sağlıyor mudur öğretmenime? Hiçbir imkan sağlamıyor. Efendim e, yönetici olurken ekstra bir artı katıyor mudur? Katmıyor. Ek, ek, ek derslerde bir yüzde beşlik Ek evet. derslerde bir yüzde beşlik. Artırım Artış. var bu böyle değildir. Yani bir sürü emek vereceksin. Öğretmen e, kalitesine artırsın kendini yetiştirsin diyeceksin. Ama karşılığı olmayacaktır. Mesela doktorlarımız vardır uzman doktor olmak için ciddi çalışmaktadır ve bunun karşılığı da bulunmaktadır. E bizde de uzman öğretmen olacaksa bunun kriterlerini tekrardan ne yapmalıyız? Belirlemeliyiz. Biz bakanlığın performans ölçmesinde paydaşların yerinin olmadığını görüyoruz. Yani paydaşlar da orada olmalı. Ne yapılacağını bir daha söylüyorum. Birlikte kararlaştırılmalıdır. Niteliği efendim artırıcı e, önlemler alınmalıdır. Ama ee, hep şu soruyu kendime sorarım: ee, Okullar kapanırken 15 günlük seminer dönemi vardır. Okullar açılırken yine bir 15 günlük seminer dönemi vardır. Ne iş yapar öğretmenler diye sorarım. Bu dönemde duysun e, bakanlıkta, e bazı konular verilir ama bunlar hep göstermeliktir. Gelin bunları işler hale getirelim. Bir ayca bir ay boyunca e, okullarımızda öğretmenlerimiz geliyor. Çok kısa bir konu çalıştırılıp gidiyor. Yani evet. burada çalışma birlikte yapalım daha iyi ne yapabileceğimizi planlayalım o yörenin şartlarında göz önüne alalım. Ankara ile karşı bir tutabilir misin? Hakkari'yi bir tutabilir misin? Balıkesir'in bir dağ köyünü bir tutabilir misiniz? Bugün hala ...birleştirilmiş sınıflarımız vardır ülkemizde. Yani öğretmen olmadığından okul olmadığından değil şartlar böyle gelişiyor. Bakın bir ilçemiz var ismini vermem gerekmez. İlçemizde bir okulumuz var. Ortaokul, ilkokul, İmam hatip okulu, ortaokul hepsi bir aradalar. Ama ilkokulda e, öğrenci sayısının artma, azalması nedeniyle iki tane birleştirilmiş sınıf vardır. Hı hı. Bir çözüm üretecek. Bakın insanlar köyden şehire göçüyorlar. Bunların önlemini şimdiden almalısınız. Siz bunları almıyorsunuz. Eğitimin kalitesini artıracağız diyorsunuz. Eğitimin kalitesini artırmayı da sadece öğretmene yüklüyorsunuz. Evet yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, planlar yapıyorsunuz. Kim uygulayacak? En son öğretmen uygulayacak. Eğer uygulama başarılıysa bakanlık başarılı oluyor. Eğer başarısızsa uygulayan öğretmen başarısız diyor. Böyle bir şey yok. Şimdi şey yok. E, Sayın e, Nazmi Bey, şimdi şöyle bir şey var. Ee, PISA sınavında evet. en son sınavda ciddi bir düşüş olunca, ee, şöyle raporlar yazıldı. İşte Türkiye'de evet eğitim anlamında eğitime ayrılan bütçe e, ciddi evet. anlamda bir artış gösteri, gösterdi. Binalar vesaire, işte Fatih projesi buna da ciddi bir e, şey yapıldı. E, para harcandı. Fakat öğretmenin niteliğini artırma konusunda e, bir e, ilerleme kaydedilemedi diyerek böyle bir rapor evet. açıklandı. Dolayısıyla bakanlık böyle bir şeyin üzerine de hani hareket etmeye başladı. Bu, bu da bir gerçek. Evet öğretmen niteliğini Artırma konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz. Hizmetçi eğitimler bu anlamda e, tam olarak hizmet etmiyor mu yani bu öğretmenlerin Şimdi Öğretmen yetiştirme gelişimine. genel müdürlüğümüz evet. vardır, bakanlığımızda. E, ara sıra sorarım ne iş yapar diye. Yani öğretmen yetiştirmenin ta okuldan öğretmen olacak çocukları alıp oradan başlaması ve oradan yüksek okuluna işte eğitim fakültesine kadar ya da diğer okullara kadar yetiştirmesi gerektiği kanaatindeyim. E eğitim sürekliliği arz eder. Yani bir şey yaparsınız, bunu yıllarca uygularsınız, yoktur. Eğitimde şöyle bir şey vardır. Şartlar değişir, güncellenir, gelişmeler olur. E bundan yıllar önce okullarımızda elimizde notlarımızı dolduruyorduk ya da planlarımızı elde yazıyorduk. Daha sonra ne oldu? İşte bilgisayarlarımız çıktı. Evet. E, buralarda daha sonra daha gelişmiş şeylerimiz var şu anda. Öyleyse eğitimde bir duranlık yoktur, eğitimde bir ilerleme vardır. Eğitimi biz e, öğretimi de eğitim gibi alıyoruz tamam? Öyleyse e, bir insan insan iletişimi vardır, e, tema e, ilişkisi vardır. Hizmet alanı insanın insandır burada. E, herhangi bir e, işte makine üretmiyorsunuz, herhangi bir meyve sebze üretmiyorsunuz, İnsan üretiyorsunuz. Bu nedir? İnsanı inşa etmedir. İnsanı insan inşa etmede e, en önemli olan şey insan ve hikmetdir. E, Eğer insanı insan gibi yetiştiremezseniz, hikmetli insan, ahlaklı insan yetiştiremezseniz bir yere varamazsınız. Bunu da yetiştirecek bir daha söylüyoruz öğretmenlerimizdir. Yetiştiremediniz diyelim eğitim fakültesinden geldi, gel e, çocuklarımız öğretmen oldu içi eğitimlerimiz vardır Biz burada ne yapacağız Hizmetiçi eğitimlerle öğretmenlerimizi yeniliklere hazırlayacağız yenilikleri orada birlikte öğreneceğiz ve birlikte yapacağız öğretim açısından da bilgimiz donan donanımız olacak ama en önemlisi insan davranışlarını kontrol etme insan davranışlarının e, ahlaklı olmasıyla ilgili çalışmalar yapmalıyız Eğitimde performans neye tekabül ediyor sorusunu sorsak Evet soruya verilecek cevapta hiçbir şey yoktur. Performansın karşılığı nedir? Eğitimde performans, öğretmen performansı neyi amaçlıyorsunuz? Eğitimin kalitesini artırmayı mı amaçlıyorsunuz? Evet. İddiaları o, bakanlığın ha, iddiası o. Evet. İddiamız o. Evet. Ama bugüne kadar yaptığınız çalışmalarda eğitimin kalitesini artırıcı bir şey görmedik. Bir daha söylüyoruz gelin birlikte ve alanda bunu yapın. Yani masa başında e, ben bunu bilirim ben yaptım olur diyen insanlarla bir yere varamazsın. Onun için de bir daha diyoruz e, çalışanınıza e, önem verin. Ç çalışanınıza değer verin. Bunlar kim olursa olsun öğretmen olabilir bir yerde asgari ücretli çalışan insanımız olur ya da bir başka memur olabilir. Çalışanınıza değer verin ve onun e, ürettiği de Değerli olsun. Tekrar söylüyorum. Biz insan insan ilişkisi bağlamında e, çalışıyoruz. Eğer bunu biz yerine getiremezsek insana değer veremezsek o insanda yetiştirdiği insanı değerli bir insan haline getiremez diye düşünüyorum. Eyvallah. Değerli Başkanım özellikle gelen mesajlar toparlayacak olursak evet. çalışma barışını bozacağı şeklinde toparlayabiliriz. Yani Özellikle öğretmenler birbiriyle sorun yaşayacağını ya da müdürün verdiği notlardan dolayı ya da öğrencilerin verdiği notlardan dolayı e, gerçek anlamda kimliğini ortaya koyamayacağını ve evet. bu nedenle de eğitim ortamında sahte ilişkilerin olacağıyla ilgili çok sayıda mesaj gelmiş. Evet. E, böyle de bir çekintileri var. Yani özellikle çekinceleri var. Ya Bu bu çekinti evet. doğrudur. Eyvallah. Biz yine söylüyoruz. Ben şöyle bir not aldım. Performansının düşük olduğu düşünülen memura aramak yerine ...fedakarlığı ve bireysel başarısı... ...görülmeyen memuru aramak lazım. Fedakarlık ve bireysel başarısı... ...yoksa bunu arayalım. Biz kötü aramaya çalışıyoruz. Kötü aramayalım. Biz daha düşük... ...fedakarlığı yapamıyorsa... ...bunları arayalım. Niçin fedakarlık... ...yapamıyor? Niçin böyle... E, ...gayret edemiyor... ...bulalım. Nedir bunu engelleyen? Öğretmenimizi ya da çalışanımızı... ...engelleyen nedir? Bunu arayalım... ...diye söylüyor. Ama... Biz sizin performansınızı ölçeceğiz. Bir de puan vereceğiz. İşte şimdi de e, burada önümüzde duruyor. Evet. A, B, C, D e, kategorisine sokacağız. İşte 90 ile 100 alanlar A olacak diyor. E, peki diğerleri de B, C, D. E, diğerleri ne olacak? Böyle bir şey var Tekrardan mı? Tekrardan Peki öğretmen şey arasında, eğitimciler arasında şöyle bir sorun yaşanmayacak mı? Sen A kalitesin, ben B kaliteyim. <laughs> ya böyle bir şey yoktur. Evet. Öğretmenlikte uzmanlık da olmaz. Öğretmenlerin hepsi uzmandır zaten. Ve aynı dersi veriyorlar. Burada siz öğretmenin motivasyonunu artıracaksınız. Eğitimi daha iyi nasıl verilebilir, nasıl verebilir öğreteceğiz demin de söylediniz ya. Hizmet içi eğitimler bunun içindir. İnsanımıza harcamayalım. Sonra bizim ürettiğimiz mamül ee, olmadı bunu atalım yerine yenisini yeniden yapalım yok. Evet Ürettiğimiz mamülümüz insandır. Onu yetiştirdiyse nasıl yetiştirirsek bir ömür boyu sürecek. Ortalama 75 yılı düşünün Allah aşkına iyi bir insansa 75 yıl önümüzde iyi bir insan. Ya yetiştiremediysek 75 yıl boyunca toplumun başına, toplumun bela. başına bela bir insan Beynir yetiştirmiş olacak. Abi. Öyleyse eğitim durağan değildir. Performansı bugün koyduğunuz kriter... Yarın değişebilir. Evet. Şartlar değişiyor. İlim gelişiyor, dünya gelişiyor ama biz hala e, olduğumuz yerde saymaktayız bu konuda. Başkanım e, özellikle az önce ifade ettiğiniz şeyle ilgili de e, özellikle yüksek lisans doktora yapan öğretmenlerden de e, o konuda bir şey geliyor. Evet. E, başkanımıza teşekkür ediyoruz diyorlar. E, Bizati ben kendim de yaşadım. Yüksek lisans doktora yaparken okula haftada bir gün gitmezsiniz. <laughs> Ders döneminizde özellikle müdürden fursa yersiniz. Kongreye gidersiniz, müdürden fırça yersiniz. İşte hizmet içi eğitim alayım dersiniz, İşte uzak yerlere gidersiniz ya da en yakınlar başıma gelen. E, dedik ki şu konuda bir hizmet içi eğitim alalım dedik. 15 tatile hizmet içi eğitim çıktı. 2 hafta tam tatil yapacağımız zamanda da <laughs> hizmet içi eğitim çıktı. Yani bu tür tam olarak hani strateji belgesinde de aslında bu tarz şeylerin tam net bir şekilde ortaya konulmasını beklerken e, strateji belgesi de yeterli gelmedi öğretmenin niteliğini artırma konusunda. Yani ben okulları geziyorum. Evet. ...ve öğretmenler odasına girip çıkıyorum... ve çok e, sıkıntılarımız var... Onlar, ...ne geliyor hocam en yani, fazla soru ne geliyor... Yani ...sıkıntılar neler... ...öğretmen ne e, değersizleştirilmesi gibi... ...sabahleyin evet. haberlerde izledim... ...Allah aşkına yani ne kadardır... ...binde bir, on binde bir... ...ya da yüz binde bir çıkan bir olayı alıp... ...işte öğretmen şöyle bir tacizde bulundu diyeyim... E, ...iki gün boyunca gösteriyorsunuz... ...bu öğretmenin motivasyonunu bozuyor... Gelin performansını artırıcı şey Öğretmen motivasyonunu bozucu şeyleri e, Söylemeyelim Var olanı İyileştirelim. Tamam, Onu tamam evet. yapalım Neyse ne gerekiyorsa Ama bir iki öğrenci Bir öğretmeni öldürüyorlar İzmir'de bir müdürümüzü öldürdüler Bir haber oldu bir gün Ama bir öğrenciye bir öğretmeni e, Küçük bir tokat vuruyor İki gün boyunca Ve arka arkaya o kadar çok gösteriliyor ki Burada da medyamıza çok büyük iş düşüyor. Lütfen gerçekleri gösterin. Göstermeyin demiyorum. Efendim iyilerin içinde kötüler olmaz diye demiyorum. Kötüsü de olur, iyisi de olur ama e, çok azı çoğunluğa eee şamil edersen bu doğru bir şey değildir. Ben bakanlığa da söylüyorum. Gelin iyi olanımızı geliştirelim. Kötüler kendiliğinden zaten yok olup gideceklerdir. Bununla ilgili bakanlığımızın tabii ki çalışmalarını e, istiyoruz. Çalışmalarını takdir edeceğiz. Daha iyi yaparlarsa. Ama şu andaki yapılan maalesef iş barışını bozacak. Öğretmenler arasındaki bir husumete efendim kırgınlığa neden olacağını e, bildiğimiz için bundan dolayı diyoruz ki gelin vazgeçin. Bazı okullara gittiğimizde hizmetçi dediniz demin. E, Başkanım dediler biz şöyle bir e, meslek lisesiyiz. E, burada da işte 70-80 öğretmeniz bu hizmet içi hem bizim okulumuzda olsa hem uygulamalı olsa okulumuz zaten e, sanayinin içerisinde hem uygulamalı olsa biz de aynı bulunduğumuz yerde hizmet bizim ayağımıza gelsin. Hani diyoruz ya hizmeti ayağa götüreceğiz. Niye esirgeyiyorsunuz öğretmenimizden hizmeti? Öyle az değil. İki Ve ihtiyaç de değil. doğrultusunda dediniz. Yani, yani herkes sıradan eğitim almaktan hayır, ziyade hayır, değil mi? O meslek evet. lisesinde o yeniliğin gösterilmesi lazım. Orada bir yenilik var. Teknoloji gelişmiş. Siz getireceksiniz. Hem bu makineler eğer belki de makineler de yetersiz kalacak. Yenilenmesi gerekecek. Bakacaksınız ki size eğitim verdik ama sizin uygulayacağınız makine yok deyip makinesini, teknolojisini de yenileme yoluna gideceksiniz. Böyle destekler de geliyor. Evet. Efendim yani öğretmen çalışmak istiyor. Ya çalışmak Değil istiyor. Değil mi? Performansını artırmak istiyor. Daha sabahleyin iki okulumuza gittim. Evet. İki okul Birisi İmam Hatim'in, birisi de kız meslek lisesi. E, dert yani öyle öğretmenim. Çalışmak istiyor. Daha iyi ne yapabilir mi? Ama bakanlık net bir şey söylemeyince herkesin kafası karışık. Sonra da duruyor. Acaba ne olacak? Hmm. Şimdi performansla ilgili hiçbir değerlendirme yapamıyor hiçbir öğretmen. Evet. Böyle bir şey olmamalı. Her şey... Çok uzun uzun yazmanızı gerektirmiyor. Net, kısa, anlaşılır şeyler yapmalısınız. Bir daha tekrarlıyorum. Biz insan, insan ilişkisi içerisindeyiz. Bu ilişkiyi çok iyi kurmamız gerektiğini Olmamız gerekiyor. Başkanım özellikle gelen sorulara baktığımda da iki başlık öne çıkıyor özellikle. Bir alo 147, evet. bimer, cimer, bir de veli boyutu. İsterseniz şöyle bir beş dakikalık, alt dakikalık vaktimiz kaldı. E, 147 boyutuyla öğretmenler özellikle e, yani yazılanları ben şöyle toparlayacağım. Çok sayıda gelmiş. Evet. E, öğretmenler diyor ki biz bir e, şeydeyiz yani her an yaptığımız en ufak şeyde 147'ye telefon açılıyor. Hemen soruşturma başlıyor. BİMER'e yazılıyor. Bu konuda bir bakanlıktan şey istiyoruz. Garanti güvence istiyoruz. E, böyle bir ortamda performansımız nasıl artar diye sormuşlar. Şimdi çok doğru bir soru. Siz e, öğretmenin yaptığını efendim bimer ve cimere şikayet konusunda hemen ertesi gün e, doğru gelmesinde bir sıkıntı yok ama müfettişinizi gönderiyorsunuz. Anasının babasının adını sorduğu zaman öğretmenin psikolojisi ne oluyor? Hani biz performansı artıracağız, Çalışmayı evet. ileri götüreceğiz ama şikayet nedir? Benim çocuğumun psikolojisi bozuldu. Öğretmen ne yaptı? Ne yaptı öğretmenin? Çocuğu yetiştirme adına gayretinden ne başka nesi vardır öğretmenimin ya? Şimdi işte darp etti. Yok efendim elini çocuğumun sırtına koydu. Taciz etti. Yapmayın Allah aşkına ya. Siz birkaç tane olumsuz örnekten öğretmenler üzerine böyle gelirseniz öğretmenin çalışma azmini kırarsınız. Ne yapar o zaman? Sizin çocuğunuza olan ilgi ve alakası azalır. azalır. Evet. Niye azalır? E biraz çalıştı mıydı? Hemen birisi efendim diyor ki öğretmen benim çocuğuma hafifçe şöyle dokundu. Biz de 147'ye telefon ediyoruz. İki kişi geliyor. Böyle olmamalı. Bu okulda çözülmeli. Okul müdürü var, oradaki idareciler var, ildeki idareciler var. Nedir? Sorunu, sorun nerededir? Çocukta mıdır? Ailede midir? Ailelerimizden e, özellikle rica ediyorum. Öğretmenlerimize destek olun. Çocuğu, çocuklarımızı hepimiz seviyoruz. Herkes çocuğunu çok sever. Öğretmen de sever. Öğretmenin çocuğu evdeki çocuğu değildir sadece. Okuldaki çocukların tamamı öğretmenin çocuklardır. Biz öyle bakarız öğretmenler Hocam olarak. şöyle bir yaklaşım var. Yani siz benim çocuğumun eğitim şey öğretimine karışın ama ahlakına karışmayın. Bu tarzda bir artık şey, veliler okula gelip gittikçe bazen bunu duyuyoruz. Gerçekten e, yani çok üzüntü verici bir şey. Ki bazı e, gelen sorularda da evet. var. En fazla onu söylüyorlar. Çoğu gelen veli çocuğunun sınıfını bile bilmezken öğretmeninin performansı ile ilgili nasıl bir bilgi verecek diye velilerin değerlendirilmesi konusunda e, öğretmenler buradan serzenişte bulunuyor. Yani burada e, öğretmen seçebilirsiniz. Ben bir şey demiyorum. Ee, daha iyi çalıştığı kanaatinde de olabilirsiniz. Bunda da bir şey yoktur. Bu da motivasyon yükler öğretmenimize. Efendim bir yarışa gireriz. Bir daha söylüyoruz. Öğretme değil bizim işimiz. Bizim işimiz eğitimdir. Ama siz her seferinde e, kendinizi öne korsanız, bu öğretmen efendim başarısız gibi değerlendirmede siz bulunursanız, bu da yetkililer tarafından dikkate alınırsa Allah aşkına yapmayın. De, öğretmen de bir nihayetinde insandır. Onun da ne kadar mutlu olursa o kadar mutlu Sınıfına, insanlar yetiştireceğini evet. unutmayalım. Onun için de performans değerlendirmesinin, bakanlığımız tarafından e, yapılacak bunun derhal bu taslağın e, kaldırılması, paydaşlarla bir araya gelinip yeni bir şeyin oluşturulmasını istiyoruz. Şayet e, inat ederlerse biz de eylem kararı alıp en şiddetli şekilde karşı çıkacağız. Tekrar söylüyorum paydaşlar öğretmene karşı lütfen e, ilgili alakalı saygılı olalım Eyvallah. velilerimiz lütfen öğretmenlerimizi sevelim onlar sizin çocuklarınızı seviyor daha iyi nasıl olabilirle destek olabilir e, de, çalışıyorlar değil mi? Evet. E, gayretleri bu o tek sevinçleri de yetiştirdikleri öğrencilerini bir yerde görmektir öğretmenin başka bir sevinci yoktur bir evet. yerde çocuğu gördüğü zaman o yetiştirdiği öğrenci, onun için en büyük mutluluktur. Eyvallah. E böyle bir kişiyi artık biraz da taltif edelim öğretmenimizi değil mi? Kesinlikle. Her yönüyle e, ücret noktasında da efendim saygı sevgi noktasında da e, muhakkak ki destek olmamız gerektiği kanaatinde inşallah olur diyorum. İnşallah, i̇nşallah başkanım çok teşekkür ediyoruz. Özellikle taslakla ilgili görüşleriniz için. E, ciddi anlamda öğretmenlerde inşallah bu konuda e, performans artırma konusunda Evet. Üzerine fazla fazlasıyla yapacaklardır. Siz de zaten alandan gelen tepkileri, alanın sesini buraya taşıdınız. Ve e, özellikle bu taslığın geri çekilmesini, e, aksi takdirde bir eylem kararı alacağınızı ifade evet. ettiniz. E, umarız e, eylem kararı almanıza gerek duyulmadan paydaşlarla yeniden oturulur. İnşallah. Ve e, öğretmeni rencide etmeden e, performansını artırıcı yönde tedbirler alınır. E, yeni bir şey uygulamaya konulur efendim. Çok teşekkür ediyorum evet, katılımınızdan dolayı. efendim Görüşmek İyi üzere tekrar inşallah. Ya. Efendim bu hafta öğretmen performans değerlendirme sisteminin ayrıntılarını konuştuk. Taslağının ayrıntılarını konuştuk. E eğitim sistemimiz evet e sıkıntılı. Fakat şunu biliyoruz ki eğitim sistemi öğretmene not vermekle düzelmez. Öğretmene değer vermekle düzelir efendim. Öğretmene ne kadar değer verirsek, onun performansını artırmak için ne kadar uğraşırsak. Ama yargılayıcı değil onu böyle notla puanla hani birlerin değerlendirmesi altına bırakarak değil daha farklı çözüm yollarıyla bunu çöze yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben bu haftalık bizden bu kadar diyor. Haftaya görüşmek üzere diyorum efendim. Mutlu günler.